Evet sevgili Paso Gol izleyicileri, bugün bir Paso Gol derbi özel haberine hoş geldiniz. Yanımızda sevgili Türkiye'm Spor'un hocası Erdal Çelik var. Bugün Baba Angora'dayız. Derbi öncesi moral depolamak için bir kahvaltı düzenlemiş. Sağ olsunlar bizi de davet ettiler. Davetinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Erdal Bey hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk. Yarın büyük bir derbi var. Bu derbilerin bilenlerden en iyisi sizsiniz herhalde. Aynen tabii ki. Zaten kahvaltının sebebi yarınki maç. Türkiye Spor derbisi. Zannediyorsam 10-12 defa tarihte olmuştur. Berlin'in en kökenli Türk takımlarından. Birisi 1960, Türk Spor 1960 senesinde kuruldu. Türkiye Spor'da 1978. Ama tabii ki onlar da 60'lı yıllarında İzmir Spor olarak adını değiştirdiler 78'de. Birkaç derbi yaşadık. Ben de zamanında Türkiye Spor'un kaptanlığını yaptım. Hatırladığım kadarıyla 3-4 maçta da oynadım. Şimdi her zaman tabii istatistikler önündedir. Kaç kere yendiniz? Zannediyorsam yani fazlalık Türkiye Spor galibiyetiyle bir tane 4-2'lik bir mağlubiyet Volkan Zantove'nin yönetiminde hatırlıyorum. Yani Türk Spor'un da yendiği çok önemli bir lig maçı vardı. Ama Atatürk Kupası'nda final oynadık galiba beraber. Orada bir galibiyetimiz var. Bir de ayrıca o dönemde Türk Spor, Türkiye Spor gerek aralarında da zaten hani sporcular birbirlerini tanıyordu. Bir de transferlerde de birkaç, yani iki takım, iki kulüpte de oynamış sporcular var. Tam bilmediğim için eskiden Katsbaş Stadyumu'ndu. Şimdi halen Katsbaş Stadyumu yoksa başka yere mi taşındı? Bizim kendi stadyumumuz Katsbaş. Maçımız yarın Poş Stadyumu'nda olacak. Hocamızdan bir iki anısını aldık, bir iki tabi açıklamasını aldık. Hocam sizce maç ne olur? Ya güzel, heyecanlı bir maç geçeceğine inanıyorum. Türk Spor şu anda herhalde bir galibiyeti yok diye geçiyor ama hiç herkes sezona nasıl başlayacağı şey değil. Eksiklerden dolayısı çok iddialı olduklarını biliyorum. Zor bir deplasman olacak. Amacımız tabii 3 puan hedef, klasik. Güzel bir maç olacağını temenni ediyorum. Baba Angora olarak TV Türkiye başarılar dileriz. Evet, şimdi yanımızda Ali Gündüzer var. Türkiye Spor'un oyuncusu. Ben pozisyonu bilmediğim için hemen aktarıyorum. Ali'm hoş geldin. TV Türkiye. Yarın derbi maçı var. Kısaca kendini tanıt. Yaş kaç? Hangi pozisyonda oynuyorsun? Ne zamandan beri Türkiye Spor'dasın? 25 yaşındayım. Açıkta oynuyorum. Ama son dönemde hep defansın göbeğinde oynuyorum. 5-6 senede Türkiye'nin sporundayım. Hepiniz bir şey geldiniz. Arkadaş çevre de çok iyi. Bilmiyorum kendimi. Barış Gündüzer abisi. Yani o kadar. Barış Gündüzer tanımayanlar için Regional Liga'da top koşturan bir futbolcu kardeşimiz. BAK07'nin oyuncusu. Maalesef şu an kendisi sakat, inşallah hayırlısından sahalara geri döner. Ali, senin ilk derbin herhalde. Yani Berlin, Türkiye Spor, Türk Spor ilk derbi. Bundan evvel senelerce oynanmış bir derbi var. Başka bir şey olacak mı yoksa her zamanki gibi bir maç mı olacak senin için? Ya benim için tabii ki her zamanki maçlardan biraz daha farklı olacak. Çünkü burada ilk derbim olacak. Şimdi eskiden babalarımız anlatırdı tabii ki Türk Spor, Türkiye Spor derbilerini. Fakat biz kendimizi hiç daha yaşamadık. Çünkü Türk Spor bir ara iflas etti. Aşağıydı. Vesaire. Türkiye Spor reklamlarında şimdi o da aramızda yani. Umarım iyi bir maç olur. Yani tabii ki dostluk kazansın. Evet, çok güzel sözler bunlar. Biz de her iki takıma tabii başarılar diliyoruz. Arkadaşımızın dediği gibi babalarımızdan kalma bir yadigar aslında bu Türkiye Spor, Türk Spor derbileri. Zamanında Katsbaş Stadyumu'nda 5000, 6000 seyircinin önünde oynanan maçlar. Şu an maalesef Landesliga'da ama isteğimiz ki her iki takımın da başarılı olup üst liglere çıkması. Ali, ben teşekkür ettim. Başarılar dilerim. İnşallah iyi olan kazansın. Tamam, inşallah. Ben teşekkür ettim, sağ ol. Tabii Vahit Engin kim? Vahit Engin kim? Vahit Engin 29 yaşında. Türkiye Spor'un oyuncusu. Türkiye gitmiş gelmiş, dönmüş. Bir forvet. Bir forvetimiz var burada. Türkiye'de, Türkiye liglerinde oynamış bir oyuncumuz var. Hangi takımda oynadık Türkiye'de Vahit? İzmir Spor'a mı? İzmir Spor. O vakitlerde 2. Lig B kategorisindeydi. Şimdi galiba bayağı bir küme düşmüş galiba. Öyle düşünüyorum. Sence yarın maç ne olur? Yarın maç ne olur?
Valla çok iyi hazırlandık kendimiz. Hep beraber takım olarak antrenmanlarda. Yani değişik bir maç olacak, ona güveniyorum. Ama şu anda güveniyorum ki Türkiye Spor adına 3 puanı inşallah kazanacağız. İnşallah. TV Türk! Evet sevgili Pasogol izleyicileri, büyük derbi geldi çattı. Berlin, Türk Spor, Türk Yurt. Daha tam kesin bir şey yok Türkiye Spor'a karşı. Yanımızda Ercan hocamız var. Maçtan önce onun duygularını almak istiyoruz. Çünkü ilk derbisi değil. Ondan evvel kendisi oyuncu olarak da iki derbiye katılmış. Hocam başarılar demeden önce iki derbi oynadın. Nasıl bitti? Berabere bitti. Berabere bitti. Dostluk da bitti. Türk Spor, Türkiye Spor her zaman çekişmeli geçiyor. Her zaman. Benim zamanımda hiç galip gelen çıkmadı. İnşallah bugün bizim lehimize çeviririz. Dostluk kazansın dedi hocamız. Biz de aynen katılıyoruz ona tabii ki. Bugün beraberlikle biterse çok üzülür müsün? Üzülürüm. Galibiyet için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Çocuklar iyi hazırlandı. Eksiklerimiz var ama yani bunları dert etmiyoruz. Herkes savaşacak, herkes mücadele edecek. Elimizden gelen herkes her şeyi verecek. Şu ana kadar 5-6 lig maçı oldu herhalde zannedersem. Beraberlikle biten çok maç var. Hiç galibiyetiniz yok. Bugün şeytanın bacağını kıracak mısınız? İnşallah. Benim de doğum günümdü zaten. İnşallah çocuklar bana bir güzel bir doğum günü hediyesi yapar da biz de artık seviniriz, artık yolumuza bakarız. Evet, biz de Ercan hocamızın doğum günü tabii tebrik ediyoruz. Berlin derbisi, Türk Yurt, Türkiye Spor devam edecek. Biz de kalın, takipte kalın. Teşekkürler. Hocam başarılar. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, şu an yanımızda Türk Spor'un başkanı Mustafa abimiz var. Mustafa abi, bugün derbi geldi çattı. İlk derbin mi? Evet. Şimdi ilk derbi. Türk takımı olarak. Türk takımı olarak. Şimdi çocuklar arkamızda ısınıyor. İnşallah rahatsız etmeyiz. İçinden bir skor geçerse, yani senin için güzel olan bir skor nedir? Valla bence güzel oynansın. İyi oynayan taraf da kazansın bence. Ama tabii ki o iyi olan taraf da biz olmayı tercih ederim. Sakatlık çok mu başkan? Valla bizde evet biraz sakatlıklar çok. Kuvvetlerimiz yok. Kadroda gördüm çünkü Mişail Fuchs bugün kadro dışı, yani sakatlığından dolayı kadro dışı herhalde. Evet. Sizin için büyük bir acı bence çünkü Mişail Fuchs'un yani önemi belli bir insan. Senelerini Berlin futboluna vermiş bir futbolcu. Bayağı da golcü bir futbolcu. Eksikliğini hissedeceksiniz herhalde. İnşallah hissetmeyiz. Burak Salantor da sakat ama inşallah. Bu çocukları bilmişler de çok iyiler. İnşallah bunu öyle göreceğiz. Evet sevgili Pasogol izleyicileri, gördüğünüz gibi derbinin heyecanı sarmış her tarafı. Arkamızda gençlerimiz ısınıyor. Birazdan Türkiye Spor'un yanına gideceğiz. Onlardan da bir iki röportaj alacağız. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili spor severler, şimdi yanımızda Türkiye Spor'un hocası Erdal Bey var. Erdal abicim, derbi yaklaştı. 10-15 dakika bir zaman kaldı. Duygularını alabilir miyim? Ya genelde zaten hazırlık 3 gündür 4 gündür hazırlanıyoruz bu maça. Ama ben soyunma odasında biraz havayı aldım. Yani bu derbi gerginliği falan biraz çocuklardan o baskı kalksın diye. Tamamen hazırız. 3 puanla döneceğiz herhalde. Yani maçın başlamasını biz de o heyecanla bekliyoruz. Şimdi tabii çocukların ilk derbisi senin için ilk derbi değil. Sen biraz daha profesyonel davranıyorsun. Tabii ki. Ama o heyecan var mı yani? Şu an sende de o heyecan ya, geldi ya mi? Olmaz olur mu? Tabii ki ne kadar şimdi ben havayı almaya çalışsam da o heyecan var. Çocuklar hep aralarında konuşuyorlar. Birbirlerini tanıyan takımlar. Birbirlerine zaten hani senelerdir rakip olmuşlar. İnşallah dostça geçer. Şey olmasın, gerginlik olmasın. Başarılı da biz olursak daha iyi tabii sonuçta. Evet efendim. Görüyorsunuz gerçekten güzel bir atmosfer. Hava da düzeldi. Demin biraz yağmur yağdı ama Erdal hocam, Ercan hocamla da konuştuk. Ona da başarılar diledik. Sana da tabii aynı zamanda başarılar dileriz. Güzel dostlukça geçen bir derbi olsun. Takipte kalın. Maçı az sonra vereceğiz. Evet sevgili spor severler, derbiye dakika kala sahanın üstündeyiz. Tribünler yavaş yavaş doluyor. Derbi heyecanı herkesi sarmış. Biz de kalın, takipte kalın. 90 dakika derbi maçı başlıyor. Türk Yurt, Türkiye Spor. Gel böyle gel, öyle güneş olma. Zor zor kom.
Zusammen gehabt und eines Abends bin ich oft, also eines Morgens bin ich aufgewacht, da hatte mich wirklich zwei Tage ununterbrochen geschlafen. Also eine Woche lang nicht. Naif, naif, komm, noch ein Schritt! Raffi, weiter, Junge, weiter, Raffi! Weiter, 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 egal, weiter! Evet arkadaşlar, sıralıyoruz. Röportajlarımız var. Tabii yarı devredeyiz. Daha doğrusu devre arasındayız. Yanımızda bir büyüğümüz var, abimiz var. Abi ismini rica etsek. Uğur Sirman. Uğur Sirman. Uğur Sirman eski Türk sporlulardan. Ne diyorsun? Nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Bu kadar fırsatımız var. Değerlendiremedik. Ama gayet iyi geçiyor diyorum. Biraz daha aktif olmamız şart. Hoca olsaydın ne yapardın? Değişiklik yapardım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yanımızda şimdi Savaş abi var. Savaş abi maçı bir yorumlar mısın bizim için? Türk Spor çok çok iyi oynuyor. Eksik olan gol. Şimdi Türk Spor'un bir iki tane şansı oldu. Bayağı bir yani %100 diyebiliriz yani. Evet. Ama Türkiye Spor'un kalecisi bayağı panter kesildi bugün. Ne diyorsun? İki tane top, çok çok iyi top çıkardı. Tebrik etmek lazım. Tebrik etmek lazım. Maçın skoru ne olur böyle devam ederse? Ben Türk Spor kazanır diyorum.
Göreceğiz. Evet, devam ediyoruz. TVTürk üst üste geliyor. Yanımızda şimdi Mehmet hocamız var. Mehmet hocam, uzun zamanlardan beri yoksun piyasalarda. Hoca olarak sen nasıl değerlendiriyorsun birinci devreyi? Ben çok iyi bir maç gördüm. Çok tempo olan bir maç. Bakalım ikinci yarı bu kuvvet edecek mi, ama genelde iyi bir maç oluyor. Senin zamanındaki gibi mi oynanıyor, yoksa senden değişik mi biraz? Ya tabii ki değişik. Bizim zamanımızda daha farklı ligde oynuyorduk. O zaman Oba Lig oynuyorduk. Üçüncü lig orada biliyorsunuz. Daha farklı oynuyorduk tabii ki. Bizde kalın, bizde. Evet arkadaşlar, şimdi yanımızda Fatih abimiz var. Fatih abi, ilk devrenin yorumunu alayım. Vallahi çok heyecanlı bir maç geçiyor. Takım içinde başarılar. İyi geçiyor. Hava güzel, seyirci iyi. İnşallah yola kapanır. Hangi taraftansın sen? Yani eski Türkiye'm. Eski Türkiye'm sporlu. Yani sen Oba Liga zamanını falan tanıyorsun. Oynadım. Oynadın kendin. Derbide oynadın mı? Çok. Kaç kaç bitti? Çok aldınız. Aldınız. Evet, çok aldınız. Bakalım Türkiye'm spor bugün de alacak. Evet, başkanımız sevilen bir insan, görüyorsunuz. Görüşürüz. Aynı hızla devam ediyor TVTürk. Başkanım, devre arası. 3-5 şans var. Kalecinin muazzam kurtarışları var. İnşallah bakacağız. İkinci yarıya bakacağız artık. İnşallah. Yani güzel oynuyor iki takım şu an. Güzel oynuyor ama biz daha üstünüz biraz, ama bakacağız. İkinci yarı inşallah değişecek skor. Kıran kırana bir mücadele var, ama gerçekten centilmence bir mücadele var. Yani böyle faul falan filan yok. Gerçekten centilmence bir maç oluyor. Bakalım kim kazanacak? Tabii sen diyorsun, biz kazanacağız. İnşallah kazanan taraf biz olacağız. Sonunda göreceğiz, takipte kalın. Yani bekliyoruz, biz de bakacağız. İlk başta. Evet, şimdi yanımızda Teğmen abimiz var. O da eskilerden. Hangi taraf eskilerden? Türkiye'm spor mu, Türk spor mu? Türk spor. Kaç seneden beri Türk spor? 76 senesinden beri Türk spor. Oo, ben o zaman 3 yaşındayım. O zaman sen bayağı derbi izlemişsin Teğmen abi. Çok derbi izledim. Evet, çok sevdim derbi izledim. Çok güzel maç izledim. Her iki takım da başarılıydı. Gerçekten ama ben Türk sporcuydum. O benim büyük bir sevgim oldu. Şimdi sana sorsam hatırlar mısın bilmem. Türk spor mu fazla galibiyet aldı, Türkiye'm spor mu? İçinden yani şey değil de, yani hatırlarsan iyi olur. Vallahi her iki takımın da galibiyetleri var. Ben çok iyi hatırlamıyorum ama Türk sporun biraz daha fazla olsa gerek. En güzel maçlarım o 4-2'lik Türk sporun galip geldiği maçtı benim için. O zaman biz diyoruz ki eskilere devam. Türk spor, Türkiye'm spor derbisinde full gaz devam. Evet, şimdi yanımızda dayımız var. Dayı, Türk Spor'un dayısı. Dayı, şu senin meşhur bir bağırışın var. Onu bir yapsana bize. Hadi bakayım aslanlar! Helal olsun dayı ya. Tabii ya. Dayımız eski Türk Sporlulardan. Dayı bugün ne olur? Biz eski dostuz, Türkiye'm Spor'la eski dostuz. Tabii mutlaka ki ben istiyorum biz galip gelelim. Ama Türkiye'm Spor'da bizim eski aile dostumuz diyelim. O da güzide bir takım. Ama istiyorum ki biz galip gelelim. Şimdi dayı, ne diyorsun, skor ne olur? Sen bana onu söyle. Ya bir skor olsun da bizim olsun. Değil yeter mi? Artık bak, boncuk taktım buraya. Yeter, bu kadar mı? Ben bakıyorum. 5 haftadır top oynuyoruz. 4 beraberlik, bir mağlubiyet aldık. Her maça gidiyorum. Bütün takımlardan iyiyiz. İzliyorum, bakıyorum ama şanssızlığı bir türlü kıramadık. Bir de bugün 3 tane sakatımız var. En iyi topçularımız bizim, golcü futbolcularımız. Ama ona rağmen öbürküler de onları aratmayacak gibi geliyor bana. Ben ümitliyim bu maçtan. Dayıdan bir daha alalım mı? Dayı, bir daha söylesene. Hadi bakayım aslanlar! Gitti mi? Baba. Çık! Çık! Yavaş bay! Çık!
Allah'a emanet olun.
Evet sevgili Pasogol seyircileri, şimdi maç bitti. Kıran kırana bir derbi geçti. Heyecanlı bir derbi geçti. Bol gol pozisyonlu bir derbi geçti. 90 artı 6 dakika bir derbi geçti. Yanımızda şimdi Berlin'in nezih seslerinden Okan Sayar var. Okancığım sen de derbideydin. Nasıl değerlendiriyorsun? Maçı nasıl buldun genelde? Bana göre maç ortadaydı. Çok gerçekten çok heyecanlı, çok güzel bir maçtı. Vallahi dediğim gibi maç ortadaydı yani. Kırana bir maç oldu. Gerçekten bir derbi oldu. Yani ben zevk aldım maç izlerken. Şimdi yanımızda Hakan Matur var. Hakan Matur eski Türkiye'nin bir futbolcu. Aynı zamanda Türkiye'ye gitmiş, oynamış futbolcu. Hakan bize maçı bir değerlendir, skoru söyleme yalnız. Maç çok hızlı başladı. Açıkçası bunu beklemiyorduk. Yani iki taraftan da çok hırslı, çok baskılı bir maç oldu. Türkspor'un çok genç bir takımı var. Çok da iyi takımı var. Hocaları çok iyi, yönetim olarak çok iyi çalışmalar yapmışlar. Türkiye'nin hazır bir takım. Oturmuş onda geçen sene, iki senedir beraber oynayan bir takım. Hocaları çok iyi oyuncular almış, gitmiş geçen sene. Ondan sonra Türkiye'nin daha genç değil de biraz oturmuş futbolcuları var. Yani yaş olarak daha Erfahrung, Almanca dedikleri Erfahrung'dan. O tarzda maçı güzel bir seyir verdiler bize. Güzel maç izledik. Son yarım saat çok güzel bir maçtı. Çok güzel oynadı iki takım da. Çok stresli, adrenalin yüksek bir maç oldu. Yani seyredenler de çok hoşuna gitti. Bence ben çok beğendim maçı. Yani ben bu kadar beklemiyordum maçın bu şekilde heyecanlı olacağını. İyi, eski arkadaşlarımızı gördük, eski takım arkadaşımız, dostlarımızı gördük. Türkspor'da oynayan eski takım arkadaşlarımız, dostlarımız, hocalar olsun hep beraber görüştük. Maç bitti. Ondan önce maçı başlarken gibi sarıldık birbirimize, öpüştük. Herkes şimdi her yere gidiyor. Türkiye'nin da Türkspor'da başarılar diliyorum. Zaten evet sevgili Pasogol seyircileri, derbi bitti. Stadyon anonsçu arkadaşımız Süleyman Bey, yüzyılın derbisi dedi. Tabii yüzyılın derbisi değil, olmasa bile Berlin derbisi. Türkiye'nin 1-0 galip ayrıldı bu derbiden. Hocamız yanımızda. Hocam kısa bir değerlendirme alalım. Maçı nasıl buldun? Ya derbiye layık heyecanlı bir maç oldu. Çok güzel bir maç oldu. Hem zannediyorsam seyirciler de heyecanla maçı seyretti. Keşke şimdi Ercan da yanımda olsa da onu da tebrik etseydim. Çünkü maçın hakkı beraberlik. Yani bizim kalecimiz Bilal çok gündeydi bugün. Bayağı şeyler kurtardı, %100 pozisyonları. Ama sonuçta biz yendik, 3 puan aldık, amaç oydu. Böyle devam edeceğiz herhalde. Şimdi hocam dedi ki kaleci, bugün kalecinin günüydü. Bence de kaleci yani 3 puanınızı kurtardı diyebilirim. Bence de beraberlikti attı maçın. Çünkü Türkspor gerçekten çok çaba sarf etti. Bir de benim gözetlediğim şu var. Son 10 dakika bayağı o çabanızdan dolayı mı acaba biraz performans düşüklüğü oldu? Hayır, bir evet. Değişiklik yaptın sen orada, biraz yani defensif oldun. Tutmaya çalıştın herhalde 1-0'ı. Yok, hayır. Gerekeni güzel bir şey yaptık. Ama sonuçta önemli olan 3 puan almaktı. 3 puan almaktı. Bence Türkspor'a diyorum ya, tebrik ediyorum. Onlar puanları başka yerde alsınlar. Alacaklar da yani. Böyle oynarlarsa devamlı, her maça böyle çıkarlarsa onlar da başarıyı yakalayacaklar. Önemli olan bizim almamızdı, aldık maçı. Biz teşekkür ettik. Türkiye'm spora tabii hayırlı olsun diyelim. 3 puan hayırlı olsun ilk derbi. Seneye inşallah o zaman Türkiye'm sporun sahasında görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere. Siz de bizi takip edin o zaman. İnşallah. Evet şimdi yanımızda Türk Spor'un hocası Ercan hocam var. Ercan hocam derbi bitti. Kıran kırana bir 90 dakika. Gol pozisyonu üstüne gol pozisyonu. Bize ufaktan bir maçı değerlendir. Yani şu an ben zaten biraz moralim bozuk. Çok moralim bozuk. Neden bozuk? Hak ettiğimiz bir mağlubiyet değil, kesinlikle değil. En azından bir beraberlik olmasa galip gelmez. Çünkü %70 top bizdeydi. Top oynamaya çalıştık. Türkiye'nin sonu benim lise kulübüm. Ona başarılar diliyorum. Akıllı oynadılar. İyi faullar çıkardılar. Sarı kartlar çıkardılar. Oyunu yavaşlattılar. Bunlar futbolun içinde var. Normal şeyler. Doğru olanı yaptılar. Biz ama o pozisyonlardan bir tanesini yapmamızdaki kesin. O kadar pozisyon kaçırdık yani. İnanılmaz bir şey. Artık yeter. O kadar olmaz yani. Yani birisi de orada bir pozisyon atması lazım. Şu 5 metreden atamıyor şu topları. Şimdi Türkiye'm sporun hocası zaten seni de tebrik etti aynı zamanda. Zaten röportajda görürsün. Kaleci bugün muazzamdı. Çok müthiş kurtarışları vardı. Yani ben dedim kaleciye dua etsinler gerçekten o 3 puanı sahiplenmenin. Bir üzgünlük var tabii, bir moral bozukluğu var dediğin gibi.
sence Burak yok, Mişail Fuz yok. Bu bir neden olabilir mi? Yani gol pozisyonunda pek etkili olamadınız. Ha, şansları yakaladınız ama bu son vuruş Mişail Fuz'u herkes sanır. O yönde her zaman hemen hemen bunda protsent diyebiliriz. Orada bir eksiklik var mı şu an ve ne zaman dönecekler? Yani yakın zamanda mı dönecekler yoksa sakatlıkları uzun süreli? Birisinin eli kırık, birisinin ayağı kırık. İkisi de çok iyi futbolcular. Berlin tanıyor. Yani konuşmamıza gerek yok. İkisi de çok iyi futbolcu. Tabii ki eksikler ama yani öbür futbolculara da ben bir kabahat bulmuyorum. Herhalde konsantre sorunu ya da ne bileyim heyecan diyelim. 5 metreden de atamazsan yani bir Mişay Kuz bilmem ne de olsa hani 5 metreden de atman lazım. Kim olursa olsun atması lazım. Abi tabii Mişay Kuz olmuş olsa, şey olmuş olsa, Burak Salantur olmuş olsa tabii ki farklı ama bunlar da atanır. Bunlar da iyiler. İyi çocuklar. Şansımız yok şu dönemde. İnşallah artık yavaş yavaş şu şansımızı kırarız da artık biz de galip geliriz. İnşallah diyoruz. Biz tabii Türkspor'a başarılar dileriz. Müthiş genç bir takım var hocam. Yani Türkiye'm Spor'da yine bir iki tane tecrübeli futbolcu var. Onlar biraz aldı götürdü işi. Türk Spor daha bence bir pişmesi lazım. Ve ben inanıyorum ki pişecekler zaten gençler. Biz başarılarının devamını dileriz. İnşallah öbür maçlara daha başarılı olursunuz. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Ben de kaleciyi tebrik etmek istiyorum. Bilal Toplulu. Benim de eski kalecimdi. BK'da beraber. Çok iyi kaleci. Böyle devam etsin. Yani normalde daha yüksek yerlerde oynayabilirdi ama olmadı. Şimdi artık belirlenmiş çocuğuyla olmuş. Tebrik ediyorum kardeşimi. Çok iyi futbol oynadı. Tebrik ediyorum. Türkiye Spor'da tebrik ediyorum. Başarılı oluyor. Biz teşekkür ederiz. TV Türk olarak, Paso Gol programı olarak biz teşekkür ederiz. Güzel bir derbi izleteceğiz inşallah sizlere. Röportajlarımız var. Takipte kalın, bizde kalın. Esen kalın, iyi akşamlar.